Hikayemize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Delinin biri camiye girer. Belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz. Meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer. Dolanır caminin içinde deli adam. Bir oraya, bir buraya derken her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar geri gider. Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Ama sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar, odunların çıkardığı sesler derken tabii cemaat de rahatsız olmuştur bu durumdan. Sonunda namaz biter, bitmesine ama her kafadan bir ses çıkar. Herkes kıpırdanmaya, adama söylenmeye başlamıştır bile. İmama kadar ulaşır sesler ve fısıltılı tartışmalar. İmam aynı mahalleden, bilir az çok garibin halini. Şefkatle yaklaşır delinin yanına ve der ki, ''Oğlum, böyle namaz mı olur sırtında odunlarla? Bak hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin. Bir daha namaz kılmaya yüksüz gel, olur mu?'' Bunu duyan deli, mahzun ama manalı bir bakışla sorar. Adetiniz böyle değil mi? Cemaatle toplanmış, merak ve şaşkınlıkla olayı izlemektedir o sıra. Hoca der ki, bu neyin adeti evladım? Deli cevap verir. Hocam, ben namaz kılmak için girdim camiye. Şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım. Gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları yüklendim geldim işte. Neden kızıyorsun? Kızacaksan herkese kız. Sadece bana değil. Hoca şaşırır. Benim sırtımda da mı var? Der. Evet der deli. Hepinizin sırtında bir yük vardı. Cemaatte bıyık altından gülüşmeler, kendi aralarında ise hafiften deli işte gibi mırıltılar başlamıştır. Deli bu kez öne atılır ve tek tek cemaatteki kişileri göstererek ''Bak bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk, bunda kocaman bir elma ağacı vardı, bunda kırık bir kapı, bunda bir tencere yemek, bunda kızarmış tavuk, şunun sırtında da yeşil gözlü esmer bir hatun, bununkinde de yaşlı annesi vardı.'' Deli iki elini yanlara salar, başını sallar ve umutsuzca ''Boş yok, boş yok, hiç boş yok.'' diye tekrarlar. O böyle söyleyince herkes dehşet içinde şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakar. Aynen doğrudur dedikleri. Çünkü kimi namazda doğacak çocuğunu düşünüyordur, kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını, birisi onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği, birisi açtır aklında yiyeceği tavuk, birinin sırtında sevdiği kadın, diğerinde de bakıma muhtaç annesi vardı. Hoca endişeyle tekrar sorar deli adama. Peki söyle bakalım bende ne vardı? Zaten en çok da sana şaştım hoca. Sırtında kocaman bir inek vardı. Hoca mahcup bir halde kalır ve utancından yüzü kızarır. Meğerse hocanın ineği hastaymış. Öldü mü, ölecek mi diye onu düşünürmüş namazda. Deli kimdir o halde? Bizim gözümüzle gördüğümüz müdür deli? Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin bu ve bunun gibi konular için çok güzel bir kelamı vardır. Harabat ehlini hor görme sakın, defineye malik viraneler var, bildirince bildiren, yüreği olan görüyor elbet. Odunla namaz kılan deli hikayesi umarım bizlere bir şeyler katar. Zaten dünyaya ayırdığımız vakit bir hayli fazla. Hiç olmazsa Yaradan'ın huzurunda dünyayı ve içindekileri düşünmeyelim. Bu tarz hikayeleri sürekli dinlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak yeni hikayelerimizi dinleyebilirsiniz.